Hadi hadi hadi. Saç kadınların yanı sıra erkeklerin de en önemli aksesuarlarından biri ve son dönemlerin yeni trendi olan saç düzleştirme işlemi artık erkekler üzerinde de uygulanıyor. Saç düzleştirme işlemlerinin daha çok tercih edildiğini belirten saç tasarımcısı Volkan Kılıç, kullandıkları ürünlerin saça zarar vermediğini ve her saç tipine uygun olduğunu kaydetti. Saç düzleştirme işlemini saçındaki kıvırcıklardan, dalgalardan rahatsız olan herkes yaptırabilir. Kesinlikle saça hiçbir zararı yoktur. Piyasada birçok düzleştirme işlemi mevcuttur. Birçoğundan da aslında kişiler yaptırdıktan sonra şikayetçi olmuşlardır. Dökülmesinden, saçtaki rengin değişmesinden, kızarıklığından rahatsız olmuşlardır. Bu da kötü bir ün yapmıştır. Ama bizim kullandığımız ürünün içeriğinde kesinlikle hiçbir zararı yoktur saça yani. Fiyatların yapılan işlemlere göre değişiklik gösterdiğini belirten Kılıç, tek bir ödeme sürekli olan kuaför masraflarından kurtulabileceklerini ifade etti. Bizim yaptığımız işlem kısa saçlarda 100 lirayla başlıyor. Saçın uzunluğuna göre fiyat değişiyor. Çünkü ürünümüz çok kaliteli bir ürün. Bize maliyeti de yüksek bir ürün. Kısa saçlarda 100 liraya başlayıp 400-500 liraya kadar çıkabiliyor uzun saçlarda. Bence çok makul bir fiyat. Çünkü kıvırcık saçtan, dalgalı saçtan rahatsız olan kişi her gün fön çektirse bunun bir aylık maliyetiyle bu işlemi zaten yapmış olacak yani. Aslında daha avantajlı olacak, daha karlı olacak bu iş. Ve her gün kuaföre gitmekten, berbere gidip fön çektirmekten kurtulmuş olacak. Son dönem saç ve sakal trendleri hakkında da bilgiler veren Kılıç, İtalyan saç modelinin en çok tercih edilen tip olduğunu söyledi. Erkeklerin çoğu kısa saçı tercih etmekteler. Çünkü kısa saç erkekleri daha enerjik, daha genç gösteriyor. Sakalda Osmanlı sakalı genelde yaygın. Tabii batıdaki genel kültür şu anda yaygın modeller, saç modelleri, sakal modelleri genelde İtalyan modelleri. Ama Osmanlı sakalında tabii ki hatır sayılır bir yeri var. Biz sakalda Osmanlı sakalını, saçta İtalyan saç modellerini müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Artık erkeklerin de kadınlar gibi cilt bakımına önem verdiğinin altını çizen Kılıç, cilt bakımı ile ilgili erkeklere uyarılarda bulundu. İnsanlar genelde ciltlerindeki aşırı yağlanmadan, siyah noktalardan şikayet edip geliyorlar. Tabii erkekler de bayanlar kadar olmasa da bu işe bayağı bir yöneldiler. Bakımlarına bayağı bir düşkün bir hale geldiler. Günümüzde çok sosyal bir toplum olduk yani. Eskisi gibi insanlar birbirinden uzak değiller. Bakımlarına dikkat ediyorlar. Cilt bakımlarında biz genelde ayda bir tavsiye ediyoruz. Tabii cildin bu yağı, siyah noktayı ne kadar ürettiğine bağlı bir taraftan da. Yani haftalık, belki haftalık ihtiyacı bile olabilir. Erkeklerimiz kendileri evde cilt bakımında, saç bakımında sıfırlar. Genelde bunu kuaförlerde veya cilt bakım merkezlerinde yaptırmaya çalışıyorlar. Çünkü pratik işlerde çok yoksunlar. Ben arkadaşlarıma en azından yatmadan önce bir sabunla yüzlerini yıkamalarını tavsiye ederim. Yani günün yorgunluğunu alır. Hem yağlardan falan arınmış olurlar. Ama genelde erkeklerimiz eve gittikleri zaman öylece yatağa girip uyurlar. Yüzlerini temizlemezler. Yüzlerini temizlemek zorundalar. Çünkü şehir hayatında hep böyle egzoz dumanından ciltlerimiz yağlanır, kirlenir. O şekilde uyuduğumuz zaman onun cildimize mutlaka bir zarar olur.